Kul hiçbir farzı terk edemez. Gece namazını niyetlendiği halde uyuyan kimsenin sevabı hakkında Allah'ın sevgilisi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Gecenin bir bölümünde namaz için kalkmaya niyetlendiği halde uyuyan her kulun uykusu Allah'ın onun adına verdiği bir sadakadır ve ettiği niyetin sevabı kendisine yazılır. Gece namazı kılmaya hazırlanan kimsenin sevabı hakkında ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden birisi işlerinde problemi olduğu halde kalkar, kendisini taharet için hazırlar, sonra abdest almaya başlar, elini yıkayınca işlerinin bir düğümü çözülür, yüzünü yıkayınca başka bir düğümü çözülür. Böylece Allah hicabın ötesindekilere, yani gayb alemindeki sakinlere şöyle buyurur. Benim bu kuluma bakın ki kendisini hazırlamış, benden bir şeyler istiyor. Kulum benden ne isterse ona veririm. Kulun sorguya çekildiği namaz hususunda İmam Bakır aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kul farz olan namazını kılınca Allah başka bir namaz hakkında onu sorguya çekmez. Zekatını verince de başka bir sadaka hususunda onu sorguya çekmez. Ramazan ayı orucunu tutunca da başka bir oruç hakkında onu sorguya çekmez. İmam Sadık aleyhisselam buyurdu ki, farz olan beş vakit namazlarla aziz ve celil olan Allah ile mülakat edecek olursan, diğer namazlar hakkında seni sorguya çekmez. Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Ey Kumeyl! Hiçbir farzı terk etme ruhsatı yoktur. Hiçbir nafilede de baskı yoktur. Ey Kumeyl! Allah senden farz kıldığı şeyler dışında bir şey istemez. Allah'ın kitabında buyurulur ki, ey iman edenler! Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah'ı anmaya koşun. Alım satımı bırakın. Bilseniz bu sizin için daha hayırlıdır. Resulullah buyurdu ki, cuma namazını kılan kimseye kabul edilmiş bir hac sevabı yazılır ve eğer ikindi namazını kılarsa kendisine umre sevabı yazılır. Akşama kadar yerinde kalırsa Allah'tan istediği her şeyi Allah ona verir. İmam Bakır aleyhisselam aynı hususta şöyle buyurmuştur. Cuma namazı farzdır. İmamın varlığıyla cuma namazı için toplanmak farzdır. O halde erkek hiçbir özrü olmaksızın 3 cuma namazını terk ederse 3 farzı terk etmiş olur. 3 farzı hiçbir özrü olmaksızın sadece münafık terk eder. Hazreti Ali aleyhisselam da şöyle buyurdu. Her kim üst üste özrü olmaksızın 3 cuma namazını terk ederse münafık olarak yazılır.